Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda Fethullahçı terör örgütü mensuplarının mahkemelerde oynadığı itirafçılık oyununu anlatacağım. 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasının ardından şok olan FETÖ'cü askerler polis ve savcılıktaki ilk ifadelerinde bütün her şeyi anlattılar. FETÖ'cü askerler darbenin hemen ardından neden bu kadar kolay çözüldüler? Çünkü onlar darbenin başarılı olacağını ve halkın darbeye karşı çıkmak için herhangi bir faaliyette bulunmayacağını iddia ediyordu. Hatırlayalım, darbeden kısa bir süre önce Osman Özsoy'un televizyonda yaptığı bir programda "Ben şimdi bir yarbay olmayı çok isterdim. Onları avcumuzla koyduğumuz gibi alacağız. Hiçbir şey olmayacak. Tereyağdan kıl çeker gibi bu mesele hallolacak." dediğini ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kerim Balcı'nın "Bizim insanımız bir bırakınız bombayı veya G3 tüfeğinin kurşununa karşı nasıl savunmaya geçeceğini, nasıl siper alacağını yerde yatmayı bilmez." diyerek şaşkınlığını ifade ettiğini hatırlayalım. Aynı şaşkınlık FETÖ'cü askerlerde de olduğu için savcılık ve polis ifadelerinde bütün gerçekleri anlatmışlardı. Bunlardan bir tanesi dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın yaveri olan Yarbay Levent Türkkan. Levent Türkkan polisteki ifadesinde FETÖ'cü olduğunu, Hulusi Akar'la ilgili bilgiyi her hafta mahrem imamına aktardığını ve darbede aktif rol aldığını itiraf etti. Bir diğer itirafçı isimse İstanbul'daki darbeyi yöneten FETÖ'cü askerlerden 2. Zırhlı Tugay Komutanı Özkan Aydoğdu oldu. Özkan Aydoğdu darbeden kısa bir süre önce darbenin bilgisinin mahrem imamı tarafından kendisine aktarıldığını ve koşulsuz itaat ettiğini, çünkü bugünler için yetiştirildiğini polis ve savcılıktaki ifadesinde aktardı. Fakat daha sonra mahkemede bu iki isimde itiraflarını inkar ettiler. Bu arada ne oldu? Bunu bir anlatalım. 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından FETÖ elebaşının ve örgüt yöneticilerinin darbenin tiyatro olduğuna dair ifadeleri başladı. Darbeyi hafife alan, böyle darbe olmaz diyen ifadelerde bulundular. FETÖ elebaşı darbenin tiyatro olduğunu söyledikten sonra yaptığı açıklamalarda itirafçı olanların cehenneme gideceğini, "Cehennemin üstündeki Sırat Köprüsü'nde cennet zevkleri yaşamışlar. Allah size onu yaşattı. Onun için belki hani şimdiye kadar mübalağa yapmıyorum. Belki binlerce mektup, görülen rüyalar, insanlığın iftihar tablosu, koğuşları gezmesi, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz koğuşları gezmesi zindanda, Hazreti Ömer Efendimiz'in koğuşları gezmesi, sahabe-i kiramla içli dışlı olmaları." Çünkü bu yolun çok kutsal bir yol olduğunu, cezaevinde FETÖ üyelerini cehennemle korkutarak itirafçı olmalarının önüne geçmeye çalıştı. Ve bir süre sonra örgüt üyeleri içerisinde itiraflarını geri alan isimler oldu. Mesela Levent Türkkan mahkemede yapmış olduğu açıklamada, "Bana o gün bir şey içirdiler galiba. Ne dediğimi tam olarak bilmiyorum. Söylediklerimden mesul değilim" dedi. Özkan Aydoğdu da mahkemede vermiş olduğu ifadede savcılık ve polisteki ifadelerini inkar ederek güvenlik endişesiyle tankları köprüye ve havalimanına gönderdiğini söyledi ve darbe toplantısına katıldığını reddetti. Ancak darbe toplantısına katıldığına dair kamera kayıtları vardı. FETÖ üyelerinin itiraflarını geri almalarında aile üyelerinin de çok büyük etkisi oldu. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı külliyesini bombalayarak 15 kişinin şehit olmasına sebep olan Müslüm Macit aslında itirafçı olmaya karar vermiş bir isimdi. Ablasıyla yapmış olduğu görüşmede istemiş olduğu suçtan dolayı pişman olduğunu, hatta FETÖ'cü komutanların halkın içerisine bomba atmasını istediği halde onun biraz daha uzak bölgeye bomba attığını, mahkemede her şeyi itiraf edeceğini söylediğinde ablası, "Eşin de ben de mahkemede konuşmanı istemiyoruz. Artık ne olduysa oldu. Avukatının sözünü dinle, onun yönlendirmelerine uy ve kısa bir süre sonra çıkacağına emin ol" dedi. Müslüm Macit mahkemede her şeyi inkar etti, itirafçı olmaktan vazgeçti. Ancak ablasıyla cezaevinde yapmış olduğu bu konuşma cezaevi yönetimi tarafından tutanaklara geçirildi. Ve Müslüm Macit ölünceye kadar cezaevinden çıkamayacağı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla çarptırıldı. FETÖ mensupları cezaevinde diğer örgüt üyelerinin itirafçı olmasını engellemek için rüya uydurmaya devam ettiler. Bunlardan bir tanesi FETÖ'nün kadın yapılanması içerisinde yer alan bir mahkum,
İtirafçı olmaya karar verdiğinde hastane kontrolünden gelen başka bir kadın mahkumun gördüğü rüya ile vazgeçti. Cezaevine otobüste gelirken yanıma Peygamber Efendimizin sevgili eşi Hazreti Hatice oturdu. Benim elimi tuttu. Söyle arkadaşına üzülmesin, ağlamasın. Biz onunla beraberiz. Kısa süre içerisinde çıkacak. Yaptığı şeylerden pişmanlık duymasına gerek yok şeklinde bir konuşma geçtiğini söyleyerek arkadaşının itirafçı olmasını engelledi. Bu rüya uydurmalar FETÖ'nün 15 Temmuz öncesinde de örgüt üyelerini bir arada tutmak için sıklıkla başvurduğu bir yalandı. FETÖ ile başlıyor. 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde de yaptığı açıklamalarda sıklıkla Hazreti Peygamber Efendimiz'i ya da melekleri gördüğünü iddia ederek örgüt üyelerini bir arada tutmaya çalışırdı ve örgütte bu rüyaları görmeyen sanki imanında eksiklik varmış gibi aşağılanarak sorgulamasının önüne geçilirdi. Ancak 15 Temmuz darbe girişimi sonrası rüya uyduran bir ekip oluşturdu FETÖ'cüler ve cezaevindeki örgüt üyelerinin itirafçı olmasını engellemeye çalıştılar. Gördükleri rüyalar içerisinde bir diğeri 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından FETÖ'nün çok büyük ümit beslediği Hillary Clinton'ın Amerikan başkanı seçileceğine dair rüyalardı. FETÖ'cüler ABD'de Donald Trump'ın kazandığı başkanlık seçimlerinde Hillary Clinton'ın kazanacağı umuduyla örgüt üyelerini ayakta tutmaya çalıştılar. Örgüt üyeleri o sırada cezaevinde gördükleri rüyalarda Amerika'da bir kadın başkanın gelip örgüt üyelerini cezaevinden çıkardığından bahsetti. Peki Hillary Clinton kaybedip Trump kazanınca FETÖ bu sapkın adetinden vazgeçti mi? Vazgeçmedi. Bu sefer rüyalarında Donald Trump'ın Türkiye'ye gelerek cenaze namazı kıldığını gören FETÖ'cüler oldu. Ve bu rüyalar cezaevi içindeki örgüt üyelerini bir arada tutmak için uyduruldu. Fethullahçı terör örgütü mensupları yakalanacaklarını anladıklarında itirafçılıktan yararlanarak az ceza almayı ümit ettiler. Ama yaptıkları itiraflarda hep yurt dışına kaçmış örgüt üyelerinin ya da daha önce cezaevinde düşmüş örgüt üyelerinin isimlerini verdiler. Evet, yapılan soruşturmalarda verdikleri isimlerin hepsinin FETÖ'cü olduğu ortaya çıkıyordu. Ama dışarıda olan örgüt üyelerinin hiçbirinin ismini vermiyorlardı. Eğer bir isimden bahsettilerse ya yurt dışına kaçmış isimdi ya da cezaevindeki, gaybet evlerinde kalan ya da örgütün yeniden yapılanması için faaliyet gösteren isimleri asla vermediler. Bunlara bir örnek vermek gerekirse Mehmet Erhan Keşküş'ün itirafçılık oyununu anlatmak gerekiyor. Mehmet Erhan Keşküş bir öğretmen ancak 7 ilden sorumlu bir mahrem imam ve yakalandı. Yakalandığında polis ve savcılığa vermiş olduğu ifadede itirafçı olabileceğini ve altındaki örgüt yöneticilerinin de itirafçı olmasını sağlayacağını iddia etti. Fakat Mehmet Erhan Keşküş karakol ve savcılıktaki sorgusunda bir uyanıklık yapmaya çalıştı. Yemek yediği kağıtlarla tuvalete giderek örgüt üyelerine not yazdı. Onlara itiraflarında kimlerden bahsedeceklerini ve hangi stratejiyi uygulayacaklarını söyledi. Hatta bunu kabul etmeyen örgüt üyelerine dünyada ve ahirette cezalandırmakla tehdit etti. Fakat bilmediği bir şey vardı. Bu notlar polisin eline geçti ve itirafçılık oyunu son buldu. Fethullahçı terör örgütü cezaevindeki örgüt üyelerini sadece rüyayla kandırmadı. Örgüt üyelerine ve ailelerine maaş bağlayarak onları ekonomik anlamda kendilerine bağımlı kılıp İtirafçı olmasının önüne geçmeye çalıştı. Bunun için de daha önceden ceza almış örgüt üyelerinin aileleri, onların yaşlı babaları ya da akrabaları kullanılarak PTT aracılığıyla cezaevindeki örgüt üyelerine para gönderildi. Bunlardan bazıları cezaevi yönetiminin dikkati sayesinde tespit edildi. Aynı cezaevinde kalan onlarca farklı mahkuma tek bir isim farklı postanelerden para göndererek onların örgüte bağlılığının devam etmesi amaçlanıyordu. Böylece bu isimler İtirafçı olup Türkiye'de halen faaliyet gösteren saklı örgüt hücrelerinin deşifre olmasını engelleyecekti. FETÖ mensuplarının itirafçılık oyununda iki meşhur FETÖ'cüyle bugünkü videomuzu bitirelim. Bunlardan bir tanesi Fethullahçı terör örgütünün televizyonunda örgütün yurt dışındaki okullarının reklamını yapan maceracı programının sunucusu Murat Yeni, diğeri de Taha Uğurlayan. Murat Yeni yakalandığında itirafçı olmak istediğini söyledi ve bazı isimler verdi. Bu isimlerin içerisinde örgüt toplantılarına katıldığı söylenen ve FETÖ üyesi olmaktan 15 Haziran'da 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Taha Uğurlayan da vardı. Murat Yeni Taha Uğurlayan ile örgüt faaliyetleri içerisinde bir araya geldiğini iddia etti kendi mahkemesinde. Murat Yeni Taha Uğurlayan'ın mahkemesine
tanık olarak çıktığında ise Talha Uğurlueli örgüt evlerinde hiç görmediğini, örgütsel bir faaliyet içinde bulunup bulunmadığını bilemeyeceğini söyleyerek Talha Uğurlueli aklama yoluna gitti. Murat Yeni'nin şöyle bir hesabı vardı. Hem kendi mahkemesinde itirafçı olarak en alt sınırdan yani 1 yıl 3 aydan bu cezanın da ertelenmesini sağlayıp 5 yıl sonunda da bunu suç kaydından düşürmeyi planlıyordu. Talha Uğurlueli'nin mahkemesinde de onu FETÖ'cü olarak tanımlayamayacağını söyleyip Talha Uğurlueli de kurtarmayı planladı. Fakat Talha Uğurlueli'nin dosyasına bakan hakim Murat Yeni'nin kendi yargılandığı davadaki itiraflarına bakmak istedi ve Murat Yeni'nin İtirafçılık oyunu oynadığı ortaya çıkarak Murat Yeni de ceza aldı, Talha Uğurlueli de ceza aldı. Fethullahçı terör örgütü mensupları bu oyunu kendi başlarına kurmuyor. Avukatları aracılığıyla kendilerine bu telkin ediliyor. Hatta bazı avukatlar FETÖ konusunda açıklamalar yapan isimleri deşifre ederek sosyal medyada onları tehdit ediyor. Fethullahçı terör örgütü cezaevindeki örgüt üyelerini parayla, rüyayla, tehditle ve onların gelecekte kurtarılacağı ümidiyle kandırarak itirafçı olmalarını engelliyor. Böylece Türkiye'deki faaliyetlerine devam etmeyi planlıyor. Ancak örgüt üyeleri her ne yaparsa yapsın, gerek ankesörlü soruşturmalar, gerekse emniyet birimlerinin detaylı çalışmalarıyla kripto hücreler açığa çıkıyor ve bunlar yakalanıyor. Fethullahçı terör örgütünün kirli yüzünü anlattığımız videolara devam edeceğiz. Bizi desteklemek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yeni videolar için bildirimleri açmayı unutmayın. Desteğiniz için teşekkürler.